dostlar tarihten notlar yepyeni bir bölümle karşınızdayız 20 25 dakika karşınızda olacağız ve sizlere bugün keyif alacağınız bir program sunmaya çalışacağım hem şehrimizin tarihiyle ilgili hem toplum yapısıyla ilgili bir gündem belirledik. Eski Maraş'ta toplum ve aile. Eski Maraşlı nedir? Eski Maraşlı ne yer, ne içer? Eski Maraşlı'nın karakteristik özellikleri nelerdir? Dilimizin döndüğünce bunlardan bahsedeceğiz ama çok kıymetli bir dostum, aynı zamanda BTP Yayınlarının e, editör grubunda yer alan e, Yusuf Çınar kardeşimin "Cehennetim" ilginç bir ismi var. Şöyle kitabı tutayım. "Cehennetim" yani cehennem ve cennet arasında kalmış bir izlenim oluşturuyor. Bakın ilk cümlesi şöyle, kitabın kapağında yazan cümle şöyle. Bana benli yalanından bahset, sana senli hayalimden bahsedeyim. Neticede bir yudum görüşün 40 yıl hayali olurmuş. Cehennetim Yusuf Çınar kardeşimin kitabını okumanızı tavsiye ederiz. Programın başında söylüyorum. Değerli dostlar, Maraş şehrin kalbindeyiz. Şehrin dünyaya açılan penceresinde Aksu TV'deyiz ve sizlere eski Maraş'ı eskim araç dediğim belki dersiniz ki izleyen belki yaş itibariyle 40'ın üzerinde 50'nin üzerinde olan dostlarımız ağabeylerimiz onlar hoca biz bunları duyduk gördük yaşadık diyeceklerdir. Ama yeni nesil hedefimiz Z kuşağı dediğimiz toplum içerisinde gün geçtikçe bireyselleşmenin arttığı bir dönemde aslında kendi evlatlarımız kendi çocuklarımız bu evlatlarımızın, bu çocuklarımızın dünya düzeninde, bireyselleşen dünya düzeni içerisinde birey olarak ayakta kalabilmelerinin pek mümkün olmadığını görüyoruz. Bunu bir öğretmen olarak, bir sosyal bilimci olarak, bir tarihçi olarak da gönül rahatlığıyla söylüyorum. Yani ukalayalık olarak değerlendirilmesini de istem, istemiyorum. Bu bireyselleşen dünya içerisinde kültüründen, değerlerinden, öz kaynağından kopan çocuklarımızın kendine Z kuşağı X, Y ne derseniz, hangi kuşak derseniz deyin, eğer gerçekten kendi öz kültürünü, değerlerini yaşatmazsa, bu toplum düzen içerisinde bireysel olarak yalnız başına mücadele edemeyeceğini ve kaybedeceğini düşünüyorum. Bu yüzden bir nebze olsun belki çocuklarınıza, otur kızım yanıma bak bu adam bir şey anlatıyor dersiniz. Otur oğlum bak Mehmet Hoca bir şeylerden bahsediyor dersiniz düşüncesiyle. Bugün size Maraş'ta toplum yapısı ve aile eski Maraş 50 yıl, 100 yıl, 150 yıl, 200 yıl öncesinde bir Maraş hayal edin. Hayal ettiğiniz bu Maraş'ın değer yargıları nedir? Bunu sizinle konuşmak istiyorum. Tabii ki ukalalık etmek istemiyorum. En baştan söylüyorum. Yaşım genç ama okuyorum. Eski Maraşlıları dinliyorum. Hatırı sayılır ailelere gidiyorum, ziyaretlerde bulunuyorum ya da onlarla bir şekilde denk geliyoruz. Onlar atıyor, anlatıyor. Biz heybemizi dolduruyoruz. Sonra da buradan gelip bir ulaşım aracı olarak Aksu TV ekranlarından sizlere bu devşirdiğimiz hikayeleri, olayları anlatmaya çalışıyoruz. Değerli dostlar, Kahramanmaraş Kahramanmaraş tarihi milattan önce 8000'li yıllara ve 12000 8000 12000 yıllar arasına kadar giden eski bir şehir. Ama biz o kadar eskiye gitmeyeceğiz. Mesela 100 yıl önce, 120 yıl önce, 150 yıl önce Maraş'ta aile nedir? Aile nedir? Değerli dostlar, Maraş bir Türkmen şehridir ve bu Türkmen şehrinin kaideleri, kuralları yerleşik bir kültür düzeyi oluşturmuş, yerleşik bir medeniyet inşa etmiş. Buradaki Türkmen aile karakterini yansıtır. Maraş'ta aile elbette ataerkil bir ailedir. Yani babanın, dedenin, aile büyüklerinin saygı gördüğü, sözlerinin Hak ve adalet çerçevesinde olduğuna inanıldığı bir aile yapısı vardır. Maraşlı aileler çocuklarını temiz bir ahlak üzere yetiştirirler. Temiz bir ahlak üzere. Yani Maraş'ta kız almak, kız vermek, Maraş'ta bir iş ortaklığı yapmak, ticaret yapmak yahut esnaf olmak bunların tamamı belli bir kültür çerçevesinde gerçekleşir. Aileler özellikle şuna çok dikkat ederler. Maraşlı aileler kimden kız alıyoruz? Kime kız veriyoruz? Bizim oğlumuz kimle ticaret yapacak? Kimle iş ortaklığı yapacak? Bizim oğlumuzun en yakın arkadaşı kim? Bizim kızımızın muhabbet ettiği arkadaşı kim? Hangi ailenin ahlaki değerleri yerli yerinde veya hangi ailede yozlaşan bir birey tiplemesi var buna çok dikkat ederlerdi. Mesela eski maraş'ta kızların anne ve babalarının sözlerini çiğnediğine pek rastlanılmazdı. Oğlanlar da erkekler de keza baba ve anneyi önce hatır bilir belli bir çerçeve, belli bir kural ve kaide çerçevesinde yetişir, onları incitmemeye özen gösterirdi. Aile ortamında büyük varken söz söylemek ya da yerli yersiz konuşmak, yılışıkça hareketlerde bulunmak, gerekli gereksiz başkaları hakkında konuşmak, bunlar hoş karşılanmazdı. Aile büyüğünün yanında belli bir usul ve terbiye ile oturulur, kalkılırdı. Ailenin oluştuğu aile yani ev yapısı bir Türkmen aile yapısına uygundu. Aile içerisindeki fertlerle olan münasebet içerisinde saygı ve sevgi birinci öncelikti. Önce saygı. Aile içerisinde eğer saygı yoksa o aileyle ilgili gerçekten sanki sosyal bir medya gibi, eskinin de sosyal medyası gibi düşünün, dilden dile, kulaktan kulağa yayılır ve o ailenin bakış açısı, o aileye doğru bakış açısı değişirdi. Bu yüzden siz her ne kadar bu tarz şeyler geride kaldı diyebilirsiniz. Şu an evimizin içerisindeki hanımımıza, kızımıza söz geçiremiyoruz diyen amcalar, ağabeyler olabilir. Ama bu 100 yıl önceki Maraş toplum ahlakını, aile hukukunu anlatmamıza mani değil. Örnek alınması gerekir. Belki bizi dinleyen dostlarımız buradan kendilerine dersler çıkarır. Örneğin bir misafir geldiğinde bir misafir geldiğinde kadın ya da erkek misafirin durumuna göre ailenin içerisindeki pozisyon değişir. Eğer erkeğin misafiri ise bu misafirin diğer aile hanesinin rahatsız olmamak üzere yani bir babanın ya da evdeki erkek bir bireyin büyük olan küçük olan fark etmez dışarıdan bir erkeğin misafir gelmişse bunun ağırlanması, yedirilmesi, içirilmesi, eğer yatılıysa onun yatağının serilmesi ona hizmet başlı başına erkeğin kontrolünde devam eder. Öyle ki aile içerisinde kadın ahalinin, kadın fertlerin rahatsız olmayacak şekilde bir ev dizaynıyla bu misafirin misafirliği gerçekleştirilirdi. Çok yakın derece akraba değilse ya da çok çok candan bir dostluk söz konusu değilse aile biraz daha harem noktasında muhafaza edilirdi. Değerli dostlar, Maraş'ın eski konakları vardır. Maraş'ın eski evleri vardır. Şimdi Netice itibariyle toplumdan, aileden bahsediyoruz. Bunları ailenin içerisindeki ya da evin içerisindeki mekanların ve bölümlerin dizaynı üzerinde de görebiliriz. Mutfak kısmıyla misafirin karşı karşıya gelmemesi, mutfaktan gelen yiyeceğin uygun bir yol ile misafirin önüne getirilmesi. Yine misafir odasının ya da mutfağın tam karşısına tuvalet ya da banyo gibi daha mahrem noktaların konulmaması veya evlerin içerisinde banyo sayılarının fazla olması, tuvalet sayılarının fazla olması eski Maraş aile kültürünün özelliklerindendir. Yani bugün evinizin içerisinde bir banyo, onun yanında bir ebeveyn banyosu olarak adlandırılan bir banyo düzeni var. Ya da bugün evinizde normal tuvalet ya da klozet diye. Oysa bakın burada bile bir bireyselliğe gidiş var. Bu böyle bir şey değil. Bu eski kültürün kısmen modernize edilmişi. Yani şöyle hayal ediniz. Evinize misafir getirdiğinizde, evinizde yatılı bir misafir kaldığında Ev ahalisiyle misafirin ortak tuvalet kullanmaması, ortak bir banyoyu kullanmamasından bahsediyorum. Biraz sanırım 100 yıl öncesinde çok daha ince, çok daha ince hesaplamalarla ne misafir rahatsız olsun, ne ev ahalisi rahatsız olsun noktasında bir ev dizaynı gerçekleştirilmiş. Ama ne hikmetse Bizler sadece kapıdaki tokmaktan hareketle ya gelince işte bir tokmak ince ses çıkarıyorsa kadın misafir, işte kalın ses çıkarıyorsa erkek misafir ona göre insan karşılar. Tamam da kardeşim. Misafir hep gelip birkaç saat sonra ayrılıcı değil ki. Peki ev düzeni nasıl olmalı? Misafire en güzel yataklar. Misafirin en rahat edebileceği ortam misafirin en sessiz ve en dingin bir şekilde en dingin bir şekilde dinlenmesini sağlayacak bir oda ve bu oda içerisinde misafirin darlandığında gece kalktığında okuyabileceği bir kaç kitap olaya ev sahibi sen rahat rahat uyuyor olabilirsin ya misafirin sıkıntılıysa ya onun uykusu kaçmışsa Neyle uğraşacak? Adam sabaha kadar koyun mu sayacak? Bugün gerçi televizyon koyuyorlar odalara ama eskinin adeti bu odalarda misafirin istifade edebileceği kitapların bulunması. Bakın öyle ilginç safsatalarla tarihimiz aldatılıyor, değiştiriliyor ki işte örneğin benzer bir olay Şeyh Edebali'nin dergahına giden malhun hatunu orada gören Osman Gazi ile ilgili anlatılan hikayede işte Kur'an'ı gördü, uyuyamadı. Hayır. Mevzu o değil. Mevzu şu. Osman Bey Malhun Hatun'u görmüş. Şeyhinin dergahında. Ona karşı da bir gönül kayma var ve şeyhine karşı da acaba ayıp mı? Günah mı oldu? Yanlış mı yaptık? Bu hissiyatlarla uyku gözüne girmediğinde ne yapıyor? Orada bulunan Kur'an'ı açıp Kur'an okuyor. Ama bizde mevzu ne? İşte Kur'an'a saygı. ya Kur'an'a saygı ayrı bir şey. Kur'an'ın feyzinden istifade etmek başka bir şey. İşte aslında eski bir Türk aile evi burası. Orada gelenin okuyabileceği kitaplar yakın için söylüyorum. Yüz yıl öncesinde istifade edebileceği işte hiçbir şey yoksa esma Hüsna. Yani demem odur ki dostlar bugün evlerinizi dizayn ediyorsunuz. Aile yapınızı korumaya çalışıyorsunuz ama korumaya çalıştığınız sistem ile içinde bulunduğunuz yapı aynı yapı değil, mümkün olmuyor. Bu yüzden eski Maraş'ta aile evle beraber anılır ve evin dizaynı da yine aileye uygun olarak yapılırdı. Kızlar daha çok küçük yaştan itibaren anneleri tarafından, gelinler tarafından, eltileri tarafından bir şekilde ablaları ya da o aynı ailenin içerisindeki teyzeler ve halalar tarafından özenle yetiştirilirdi. Nasıl davranacak? Nasıl konuşacak? Karşısına bir yabancı geldiğinde ona karşı nasıl bir tavır takınacak? Yahut yarın kapısına istenmeye geldiğinde nasıl bir kız olarak bilinecek evlenme çağı geldiğinde? Şimdi bazı kadınlar var, eski asil Maraşlı kadınlar bunlar önemli. Bu kadınları bazen dinliyorum, bazen denk geliyor, okuyoruz. Ve bu kadınların yetiştirdiği gelinlerde, kızlarda adet, evin temiz bırakılması sorarım bazen. Bizde de benzer bir durum var. Allah var bizim kayınvalide. Köklü bir aile, çok e, asil bir kadın hanımefendi sorarım ya dağınık olabilir çoğu çocuk hayır niye ölümlü dünya ölümlü dünya öldüm evime geldiğinde bu kadın ne pis bir kadınmış denilsin istemem tertemiz olmalı bakımlı olmalı ve bir misafir her an gelebilecekmiş dikkatinde olmalı. Sadece temizlik hususu mu? Hayır. Ne var? Dolabının içerisinde bugün, o zaman da belki daha özel kaplar içerisinde bir misafir geldiğinde onu aç, susuz, çaysız göndermemek üzere bir adet oluşturulmuş, bir kültür oluşturulmuş. Şimdi nasıl durum? Maalesef şimdi e, hele bir gel işte pizzamı söyleriz, lahmacuncuyu mu ararız ya da ya geliyorsa kahvesini içer gider işte bir bardak işte hızlıca bir şey yapar sunarız öyle değil. Eski evlerde Maraş evlerinde ev ahalisinin dışında bakın bu şöyle bir şey değil yemeği biraz fazla yapayım da bu yaptığım yemek burada işte muhafaza olsun da gelen misafir hayır öyle bir şey değil. Öyle bir şey değil o sizin günlük anlık kendi ev ahalinizle ilgili. Maraş'ta gen demek ya da gen yemek yani güzel yemek var mı? Bu misafire hazırlanandır. Yani geldi, geldiğinde kapınızı çaldığında biri ona mahcup olmayacak güzel, temiz, nezih ikramlarda bulunmak. Ya bu bir hem Türklüğün şiarındandır hem İslam'ın emridir ya şimdi Müslüman yolda kalanlara kendi yediğinden ikram eder. Tanrı misafiriyim. Allah misafiri olanlara ne yapar? Kapısını açar, yolunu açar. İşte bu aile kültürü yaşatılmalı, muhafaza edilmeli. Hani kız isteme. Sadece kız isteme mi? Ya oğlan, oğlan oğlana kız verme. Sorulur. Bu arkadaşa kimin kızını alıyoruz? Bu arkadaş tamam gitmiş gönlü kaymış çarşıda orada burada bir şekilde denk gelmişler. Tamam eyvallah. Ya da duymuş ya da mesire alanında denk gelmiş. Olay ya hani. Peki hemen gönlüm kaydı istiyorum. Almazsanız kaçarım. Vermezseniz şu olur. Böyle şeyler eski Maraş toplum yapısında olmazdı, kınanılırdı. Eski Maraş'ta aileler kızlarının kaçmamasıyla övünürdü. Bakın denilirdi ki filanlardan kız kaçmaz. Filan ailede ahlaksız adam bulunmaz filan ailede içkici berduş, şudur budur. Yani bunlar kötülemek adına söylemiyorum. Bunlar kotlanmış şeyler. Bakılır kumar oynuyor mu? Bakılır içki içiyor mu? Bakılır hovardalık var mı? Bakılır ticarette terazide çalıyor mu? Eğer bu menfi durumlar varsa o aileye kız verilmez denir. Yok, bunların tersi varsa, yani haramda gözü yok, Milletin ekmeğinde derdi yok. Dedikodu yapmıyor. Adam gibi işine gidip geliyor. Vatanlı milletini seviyor. Çocuğu seviyor. Kadına hürmetkar ise derler ki bu ailede bu kız hanım olur. Maraş tabiriyle özür dileyerek söylüyorum. Avrat olur. Burada yaşar. Burada köme olur. Ocak olur. Burada büyür. Ve aileyi devam ettirir. Şimdi onlar önemli şeyler. Değerli dostlar. Yani siz... Aile olmak Eski Maraş'ta önemliydi ve hangi aile hangi huyla anılır, hangi karakterle anılır bu önemliydi. Yine bu aileler, Maraş'ta aileler çocuklarını kendi iç ocaklarında yani evin ve ailenin kültürü çerçevesinde eğittikten sonra bunun toplumla buluşmasını sağlardı. Toplumla buluşması eğer Osmanlı zamanındaysa beti besmele dediğimiz bismillah çekerek ilk eğitime başladı. Kur'an eğitimine başladı. Sonra mahalle mektebi yani ya da yan mektebi, mahalle mektebi eğer devam ediyorsa yakın tarih için rüştiye, idadi arkasından medreseye gidenler ayrı medrese. Eğer burada iyi eğitim almışsa, yolu açıksa Halep, Mısır, Şam, Konya, Erzurum çok az olmakla beraber İstanbul ana hat. Buralara çocuklarını gönderir, orada sağlam eğitim aldırırdı. Peki herkes mi okuyor? Hayır. Herkesin böyle bir durumu olmadığı için. Peki ne olacak? Sıbyan Mektebi bitti, Rüştüye'ye gitmedi. Bu defa Maraşlı evladına, oğluna ve kızına sanatlar öğretirdi. Yani şöyle bir durum değil. Kızlar okumaz evde oturur değil. O bağnazlık, o cehalet o doğru bir şey değil. Kızlar da dini eğitimi evinde alır, gerekirse bayan hocalardan eğitim alır. Okur. Sonrasında da nakış, dikiş gibi hayati o günün şartlarında bugün bir önemi yok. Bugün bu sözlerimizi dinleyen bayan kardeşlerimiz belki bizi gülerek tebessüm ederek dinliyorlardır ama öyle değil. Hanımefendiler, bir evin idaresini üstlenecek olan bir bayan kendini dört dörtlük yetiştirmek zorundaydı. Görgü kurallarını bilecek, yemek yapmayı bilecek, yaptığı yemeği sunmayı bilecek, eşini muhafaza edebilecek, bilgi, kültür ve donanıma sahip olmalıydı. Bu tabii ki kuşaktan kuşağa nakledilerek gelen o hanımefendi eğitimi hanım olma eğitimi. Hani az önce söylediğim gibi bu aileden kız alınır. Çünkü bu aile kızını dikişini öğretir, nakışını öğretir, Kur'an'ını öğretir, ahlakını, edebini öğretir, misafir ağırlamayı öğretir, kocasına nasıl davranacağını öğretir, nasıl çocuk yetiştirileceğini öğretir. Bunlar önemli. Yani ben gördüm, aşık oldum, bunu istiyorum, bunu evleniyorum değil. Bu erkek için de nasıl? Erkek için aile içerisinde babadan, amcalardan alınan eğitimin dışında, okulda alınan eğitimin dışında Maraşlı çocuklarına sanat öğretir, zanaat öğretir. Gönderir Kapalı Çarşı'ya, Bedesten Çarşısı'na. Orada Ermeni olur, Yahudi olur, Müslüman olur. Kahir ekseri Müslüman olur. Son dönem Ermeniler maalesef kendi yanlarına Müslüman çocuklarını pek yaklaştırmadılar bazı sanatları zanaatları öğrenmesinler diye. Ama Maraşlı muhakkak evladına aile mesleği varsa aile mesleğini. Yok başka bir alana me meyalse o alanda yetişmesi için götürür çarşıda ona bir usta bulur, ustaya teslim eder. Ustaya teslim ederken de Aynı ahilik kültüründe olduğu gibi lonca teşkilatının şartlarını sıfırdan en alttan çocuk öğrenir ve kendini geliştirir, yetiştirir. Ailede gördüğünü artık çarşıda insan içinde de ne yapar öğrenmeye başlar. İyi bir demirci nasıl olmalıdır? İyi bir nalbant, iyi bir tabak, iyi bir kuyumcu, iyi bir fırıncı İyi bir nakkaş, bunların hepsi önemli. İyi bir sandıkçı, iyi bir sepetçi ya da semerci. Bunların hepsi özel olarak yakından takip edilir. Usta kendi öz evladı gibi kendisine emanet edilen çocuğu yetiştirirdi. Aile de ustanın bu ahlaki ve sanatsal ve zanaatsal gelişim evresinde olan çocuğuna karşı tavır ve tutumlarını sorup burada sorgulamaz. Onu, ustasını çocuk karşısında tartışmaya açmazdı. Bugün okullara gidiyoruz. Veliler çocuğuna eğitim veren öğretmeni masaya yatırıyor. Bu nasıl öğretmen diyor. Ya bir dur kardeşim. Nasıl bir öğretmeni var mı? Ya sen eğitimci misin? Ya eğitim fakültesinde hoca olsam bile sınıf öğretmeninin sınıfta karşılaştığı 70 öğrenciyle verdiği mücadeleden bir haberin yok kardeşim. Senin öğrencilerin üniversiteye gelmiş öğrenciler. Yani pratikte yapılan ile teorideki birbirini tutmayabilir. Bu yüzden Maraşlı usta hakkını anne baba hakkı gibi özellikle baba hakkı gibi görür. Bu yüzden de yetişen çıraklar kalfalar büyüdüklerinde iş sahibi olduklarında babalarının elini öperek değil önce ustalarının elini öperek onlardan helallik dileyerek onların gönül rızalığını kazandıktan sonra onların son nasihatlarını dinledikten sonra bir köşeye çekilir. Orada kendi işletmesini açar ve halka ve hakka hizmet ederdi. Bu yüzden Maraş'ta toplum yapısı Çelik gibidir. Örgütlenme sağlamdır. Ne zannediyordunuz? Maraş milli mücadelesi gerçekleştirilirken birkaç hoca çıktı, birkaç esnaf da bunlara 500 altın, 1000 altın, 3000 altını böyle hadi veriyorum mu dedi. Hadi buyurun öyleyse çıkalım. Bir cami, bir külliye yaptıracağımızı söyleyelim. Kaç kişiden para toplayabiliriz? Savaş çıkıyor. Hadi öyleyse Azerbaycan'a ya da Başka İslam coğrafyasındakilere para toplayalım. Kaç kişiden alabilirsiniz? Öyle değil beyler. Yüz yıl önce o çelik çekirdek Maraş toplumunu ayağa kaldıran nedir? İşte bahsettiğim o aile kültürü. Filanlar, filan aileler. Zevk alıyor adam. Milli mücadelede benim dedemin, benim babamın ya da benim şu kadar. Okudum dostlar okudum. Hatıratları okuyorum. Bizim için diyor en büyük şeref. Maraş Milli Mücadelesinde harcadığımız 5 altın, 10 altın ya da şu silahı şuraya götürmek ya da Aslan Bey'e, Kılıç Ali Bey'e, Evliya Efendi'ye yarenlik etmek. Bu büyük bir şeref diyor. Bak nasıl bir ahlak, ne kadar güzel bir ahlak. Ya da bazı ailelerin torunlarıyla görüşüyoruz. Dedem 500 altın vermiş. İşte babam şunu yapmış. Adamlar bunu bir övünç, tabii ki övünç, kıymetli bir şey. Niye bu aile vatanperver. Bu aile Türklük ahlakıyla, İslam ahlakıyla yetişmiş, Maraş'ın o güzel adetleri içerisinde evlatlar yetiştirmiş, kahramanlar yetiştirmiş. Düşünebiliyor musunuz? Milletvekili çıkarmakla övünmüyor bu aileler. Maraş milli mücadelesinde şehit vermekle övünüyorlar. Ne kadar güzel. Bakın, fabrikasının kaç tane olduğuyla övünmüyor. Kaç dükkanının olduğuyla övünmüyor. Ne kadar güzel lüks arabaya bindiğiyle övünmüyor. Biz diyor bu şehrin aileleriyiz. Biz baktığımız Kariban aileler kadar aileyiz. Fakirin fukaranın karnını doyurabildiğimiz ölçüde biz saygınız. O ölçüde Allah'ın rahmet ve bereketi bizim ailemizin üzerinde. Bu yüzden çocuklarımız sakat değil, eksik değil. Bu yüzden bizim ailemizde hafif meşrep insanlar olmaz, gayrı ahlaki insanlar olmaz diyor. Bakın ne, ne kadar güzel şeylerden bahsediyor. Yani ne diyor? Biz Allah'ın bize verdiklerini paylaştık. Biz Allah'ın bize verdiği nimetleri çocuklarımızı eğitmede, yetiştirmede, vatanın ve milletin savunmasında, ezanın dinmemesi, bayrağın inmemesi hususunda sarf ettiğimiz için Allah da bu aileyi muhafaza ediyor. Hocam diyor adam anlatırken. Gözleri ışıl ışıl bahsettiğim Maraş eski ailesi budur. Senin Passat'a mı BMW'ye Mercedes'e bindiğin kimsenin umurunda değil kardeşim. Bu toplumun içerisinde böyle sağlam kazıklar yani ayağa kaldıracağız, bir inşa edeceğiz, bir toplum meydana getireceğiz. Bu toplumu hangi değerler üzerine yetiştirdiğimiz insanlar ayağa kaldıracak? Hangi aile fertleri yetiştirecek? Ha bu şehrin merkezinden bahsetmiyorum yanlış anlaşılmasın. Bu bahsettiğim özellikler Köylerde de öyledir, ilçelerde de öyledir, mahallelerde de, Maraş'ın merkezinde de öyledir. E köy yerinde de, ya o ailede el el çapkınlığı var. Yani kısmen işte hak hukuku dinlemezler, o zaman oraya kız verilmez. Ya o aile biraz hafif abi kız alınmaz. O aile şu, niye? Önemli asıl akmaz, asıl kopmaz derler. Bu önemli bir şey kavmiyetçilik yapmıyorum. Sadece değerlerin değerlerin yaşatılmasından bahsediyorum. Sanat öğretir. Usta yapar, usta yetiştirir. Esnaf oluşturur. Esnaf değerli dostlar, esnaf olmak. Toplumu anlamak. Okumak, okumak sadece kitap okumak değil. insanı okumak bütün mesele budur. Zaten Kur'an dünyayı ve insanı okumak üzere değil midir? Allah'ın belirlediği kurallar, kaydeler çerçevesinde. Esnaf olur çarşıda. Var olanı bilir, olmayanı bilir, yetiştireni bilir, yetiştiremeyeni bilir. Mesela bakın ne kadar ince kardeşim. Hep hasta ziyaretinin kısası makbuldür deriz geçeriz ya öyle değil. Esnaf ziyaretinin de kısası makbuldür kardeşim. Esnaf ziyaretinin de kısası makbuldür. Gidersin bakıyorum bazen dükkanlarda, çarşıda orada burada birkaç kişi toplamıyor. Ya kardeşim bırak adam işini yapsın. Sabah erkenden gelmiş, rızkını almaya gelmiş. Oturuyorsunuz orada saatlerce sohbet. Ya bu böyle olmaz. Belki adam bir şey alacak, bir şey satacak. Belki birisi orada vardır diye borca isteyecek, isteyemiyor. Bir başkası borcunu ödeyecek, ödeyemiyor. Niye? Bak bak bu adam da borca almış demesinler diye. Bak bu adamın da durumu buymuş demesinler diye. Üstad yani değerli dostlar. Dolayısıyla bunlar önemli. Alime saygı. Biraz program uzadı ama önemli konular bunlar. Her zaman anlatma imkanımız olmayabilir. Âlime saygı, Maraş ailelerinde alime, alim kişiye, bilgin kişiye, hocaya hürmet olur. Okuyan adama saygı, sevgi duyulur. Sohbetlerin kaliteli geçmesi için, çocuklarının, ev ahalisinin yahut da kendinin feyizlenebilmesi için alim insanlarsa insanlarla dirsek teması kurulur. Bazı aileler, Çocuklarına tembih eder, der ki gideceksin, Hafız Efendi'nin sohbetlerinin tamamına katılacaksın. Oğlum senin vazifen Şeyh Ali Sezai Efendi'nin dergahından ayrılmamak. Evladım, Rafet Hoca'nın fıkıh ilmi sağlamdır. Git oradan, zamanını boşa harcama, git oradan sohbet dinle. Karamanlı Fahası'nın yanına var, o sana şunu anlatır. Yahya Efendi'nin yanına var, onu anlatır. Velhasıl dostlar eski Maraş'ta aileler çocuklarını sanat anlamında aile kültürü olarak yetiştirdikten sonra bir de bir alime dahil ederler. Bu aile, aile alimleri, aileler evlerinde, konaklarında bakarlar, beslerler, onların duasını almak için yarışa girerler. Eskiden çeltik çok, hocanın çeltiği gönderilir. Zeytin toplanılır, zeytin. Yani hocanın buna ihtiyacı olduğundan mı? Değil. Ama gönül alma diye bir durum vardır. Hocayı her adamın sofrasından yemek yenilmez. Hoca her evde gidip dua okumaz. O yüzden Maraşlı bakar hangi aileye, hangi hocaya yakın, hangi hocanın dergahında hangi aileden bireyler var, fertler var. Bunlar sıradan şeyler değil. E bugün diyorsunuz ki çocuk beni dinlemiyor. Hanım benim ya kardeşim sen bir alimin dergahına uğradın mı? Sosyoloji nedir biliyor musun? Bir milyon kare bir saniyede telefonunuzda, telefonunuzdan çıkıyorsunuz ki YouTube hoca olur mu? YouTube'dan sosyoloji öğrenebilir misin? Instagram'dan yemek kültürünü öğrenip de sunabilir misin? Evet yemeğin fotoğrafını görürsün ama sunabilir misin? Nasıl yapıldığını yap öğrenebilir misin? Olmaz. O yüzden alime bakarlar. Alime karşı hürmet ederler. O yüzden de şöyle denilir. Alimin ölümü alemin ölümü kabul edilir bizim inancımızda. Hal böyle olunca insanlar kendilerine yakın tuttukları akıllı insanlar olur. Ya adamın 10 tane fabrikası var. Öyle saçma sapan konulara giriyor ki öyle bu garip paylaşma ya hiçbir şey yapmıyorsan bu biriktirdiğin servetle öbür dünyaya gidemeyeceksin. Yanında hocalar bulundur. Akıllı adamlar bulundur. Bunlara de biz bu topluma nasıl fayda sağlarız de. Satre'nin bir sözü var. Ünlü Yazar, düşünür, satreder ki kişi etrafındaki beş kişinin ortalamasıdır. Geçen sevgili dostum Niyazi Kara anlatıyor. Bir yerde oturduk hocam diyor işte bir bağ evinde. Hep almışlar satmışlar ve hala alıp satıyorlar diyor. Yani ticaretten bahsediyorlar. Yahu mübarek diyor bağ evine gelmişsiniz. Kafa dinleyeceksiniz. Kaliteli bir sohbet gerçekleştireceksiniz. Siz hala onun malı şöyle, bunun malı böyle, o siyasette böyle, bu böyle. Hocam bu anlamadım ben bu toplumu diyor. Adam haklı zevk almanız lazım. Konuşulan ilim sohbetlerinde bulunmaktan zevk almanız lazım. Ve bu zevkle aldığınız o ilim kalbinize, gönlünüze, beyninize işleyecek. Siz de bunu çocuklarınıza zerk edeceksiniz. İşte o zaman bu toplum ayağa kalkar. O eski Maraş'ın o güzellikleri yeniden ihya olur. Yemeyen adam yediremez derdi babam. Hala da öyle. Sofrasında yemeyen adama iyi gözle bakmaz. Neden baba adamı zorlama? Yok oğlum. Yemeyen adam yediremez. Yedirmek lazım. Gezdirmek lazım, anlatmak lazım. Çocuğunuza bunu öğretmeniz lazım. Aman oğlum sana bir sıvursa sen de ona vur. Yok öyle bir şey. Aman oğlum verme, koru. İyi de bireysel. Sonra o çocuk kendi içerisinde tek bir dünya oluşturamaz. Toplumların inşası, çoğalması, genişlemesi kaçınılmaz ve bu toplumların ayakta kalabilmesi için toplumun birbirine entegre olması gerekir. Değerli dostlar, mevzuyu çok uzattık ama Maraş'ın son bir özelliği, Maraş toplumunun özelliği lider olmak karakterdir Maraş'ta liderlik. Ha bu liderlik son zamanlarda bencillikte liderlik olmaz. Eski Maraş'ta hayır ve hasenatta lider olmak, cami yaptırmak, çeşme yaptırmak, yol yapmak, esnafın yani özellikle garip kurabanın karnının doyurulması hani askıda ekmek gibi bazı uygulamalar var ya eskiden şöyle filan adamın birkaç dükkanı bu dükkana gelen insan boş dönmeyecek. Buranın garibanları tespit edecek her mahalle kendi fakir fukarasını tespit eder bu fakir fukaranın başka bir mahalleye gitmesine müsaade etmezlerdi. O zaman bize ayıp derlerdi biz bu fakirimize bakamıyor muyuz? İşte burada lider olmak için uğraşanlar vardı. Askere gitmekte, vergi vermekte, adam okutmakta, alime sahip çıkmakta, kız evlendirmekte, yani destek olarak garip baba okutamayan ya da işte evlendiremeyenlere, çeyiz düzmekte. Bir nevi her birey vakıf olmak için canla başla mücadele ederdi. Şimdiki lider olmak ise ben varım üzerine. Yanlış. Değerli dostlar dilimizin döndüğünce Eski Maraş'ı anlatmaya çalıştık ama bunun devamı olur mu? Nasip olursa inşallah. Unutmayın bu özelliklerin oluşması için bir, i̇bn Haldun'un dediği gibi coğrafya kaderdir. Bu coğrafyanın değerini anlamalıyız. Bu güneşin, bu verimli arazilerin, bu kent oluşumunda dağın taşın havasının, Maraş'ın sert rüzgarının, Pınarbaşı'nın, Ceyhan'ın tertemiz suyunun, Maraş Ovası'nın verimli Maraş Ovası'nın çeltiğinin, buğdayının, pamuğunun bizim bünyemize nasıl geçtiğini anlamalı. Bu karakterini tutmasında bu coğrafyanın bunun yanında Türk kültürünün ve İslam ahlakının etkili olduğunu unutmamalıyız. Değerli dostlar, bir başka programda, Tarihten Notlar programında bir arada olmak ümidiyle diyorum. Son olarak sevgili dostum, kardeşim Yusuf Çınar'ın Cehennetim adlı kitabını çocuklarınıza okutmanızı tavsiye ediyorum. Cehennetim nasıl başlamıştık? Programı öyle bitirelim. Ne diyor Yusuf Hocam? Bana benli yalanından bahset. Sana senli hayalimden bahsedeyim. Neticede bir yudum gülüşün 40 yıl hayali olurmuş. Bir başka programda, Tarihte Notlar programında görüşmekle ile iyi haftalar diliyorum